1700 civarında Meksika'da yapılmış bir paravanın önünde duruyoruz. Çok vahşi. Şimdiye kadar baktığım en karmaşık nesnelerden biri. Aslında çok eşsiz bir nesne. Bu paravan Japon paravanlarına benziyor ve Biombo olarak adlandırılmış. Biombo kelimesi Japonca paravan kelimesinden geliyor. Bu kelimeyi günümüz Meksika'sında bir dönem var olan İspanyol kolonisi kullanıyordu. Evet, o dönemde Meksika, Yeni İspanya'nın genel valiliği hükmündeydi ve Güneybatı Amerika, Meksika ve Orta Afrika'daki bazı bölgelerden oluşuyordu. Kral naibi, kralın vekili hükmündeydi. Kral İspanya'da bulunuyor, kolonileri Yeni Dünya'da ve ilham için baktıkları yer Japonya. 17. yüzyılın başlarında Filipinler'den Meksika'ya gelen Japon nesnelere ilgi başladı. O dönemde Filipinler'de İspanya tarafından yönetiliyordu. Ticareti yapılan ürünler arasında paravanlar, lake kutular, fil dişi ürünler ve diğer lüks eşyalar vardı. Altta ve üstte Japon lakesine benzeyen siyahlar görüyorum. Bu lake kutular Meksika'ya gelirken Japon nesnelere yönelik bir çılgınlık vardı. Burada gördüğümüz aslında Japon lake kutusu görünümünde bir şey üreten Meksikalı bir sanatçı. Altta Japon manzara unsurları ve çerçeve niteliğinde paravanı süsleyen çiçekler var. Bu muhtemelen inanılmaz pahalıydı. Hatta bu nesnenin sahibini biliyoruz. Kral naibinin ta kendisiydi. Jose Sarmiento de Valladares. O dönemde bu kolonilerin muazzam para kazandığını biliyoruz. Gümüş madenciliği çok yaygındı. Kırmızı renk veren böcekler gibi ham maddeler ve tütün gibi Avrupa'ya gönderilen ürünler vardı. Yani kral naibi gibi kişiler bu ürünleri alıp evlerinde sergileme imkanı buluyorlardı. Hadi paravana bakalım. En azından bu taraftan bakınca en ilgi çeken şey savaş sahnesi. Aslında savaş sahnesinin yarısı. Çünkü bu Biombo orijinalinin yarısı. Diğer yarısı Meksika'nın başkenti Meksiko'da bir müzede. Dönemin İspanya İmparatorluğu, Habsburg İmparatorluğu ile Türkler arasındaki olayları kaosla anlatan bir sahne var. Habsburglar İspanya'ya ve Yeni Dünya'nın çoğuna hükmeden aileydi. Aynı zamanda Orta Avrupa'yı da yönetiyorlardı. Burada gösterilen sahne betimlenmeden az bir zaman önce olay yaşanmış. Yani bu savaş paravanın yapıldığı dönemin çağdaşı. Orta Avrupa'ya kadar gelmiş Osmanlılarla yapılan Belgrad Savaşı'nı görüyoruz. Ama biz şu an Meksika'dayız ve bu sanat eseri Japon. Gerçekten akıl almaz. Meksika tüm bu ticaret ağlarının ortasındaydı. Asya'dan Meksika yoluyla Avrupa'ya uzanan ve ürün ulaşımını sağlayan Transpasifik yolu ve Avrupa'daki ürünlerin Meksika yoluyla Asya'ya gittiği ticaret yolu. Buna bakınca tarihin bize öğretilme biçimi yerle bir oluyor. Aslında birçok farklı kültüre hitap eden sanat eserleri ve farklı üsluplar gördüğünüzde önceden öğrendiklerinizle çelişebilirsiniz. Paravanda işlenen üsluba yakından bakalım. Sadece muntazam işlenmiş, neredeyse çizime benzeyen ince bir resim değil, aynı zamanda müthiş biçimde aydınlatılmış bu kısımları görüyorum ve bu madde kabuk. Bu nesne gerçekten kendine özgü. Çünkü bu hem bir Biombo hem de bugüne kadar geldiği bilinen tek Biombo Enconchado'nun parçası. Enconchado kabuk kakma anlamına geliyor. Yani bu Biombo kabukla kaplanmış bir Biombo. Yağlı boya ve ekrana yerleştirilmiş sedef birleşiminden oluşuyor. Şuradaki miğferde görebilirsiniz. Sanki parlıyor. Muhtemelen en iyi görebileceğimiz yer savaş sahnesinin üzerinde yer alan çiçek motifleri. Bu nesneyi bir odaya koyduğunuzu ve titrek mum ışığı sebebiyle hangi kısımların dikkatinizi çekeceğini hayal edin. Bu Biombo'yu yapan sanatçıyı tam olarak bilmiyoruz ama yerel olarak üretildiğini biliyoruz. Yani Kral Naibi döneminde Yeni İspanya'da bir sanatçının yaptığını söyleyebiliriz. Muhtemelen Meksiko'daki Yeni Saray'ın içine konmak üzere yapılmış. Biombo'nun her bir kısmı farklı bir seyirciye hitap etmek üzere yapılmış. Savaş sahnesi kısmı Kral Naibi veya onu ziyaret eden kişiler için yapılmış olabilir. Resepsiyon odasında ağırladığı önemli kişiler. O zaman gücü ifade etme adına bu nesnenin siyasi bir kullanımı vardı diyebiliriz. Bu bahsettiğimiz Kral Naibi İspanya'dan bu koloniyi yönetmek için geliyor. Dolayısıyla Meksiko'daki Habsburg iktidarını ifade etmek için yapılmış olabilir. Aynı zamanda Habsburgların Osmanlılara karşı kazandığı zaferi ifade ediyor olabilir. Biraz da diğer kısma bakmak istiyorum. Burası tamamen farklı. Çok daha rahat bir sahne ve daha dekoratif. Dekoratif sınıra bakarsak sanki kumaş. Aslında bu bir avlanma sahnesi ama aynı zamanda sanatçının bu güzel manzarayı yansıttığını gördüğümüz bir sahne. Bu kısım sanki iyi statü sahibi birinin evinde duvarda asılı duran, Asya'dan ilham almış bir kilime benziyor. Bu tasarımın en azından avlanma sahnesi için Fransa'da yapılmış bir kilimden geldiğini biliyoruz. Bu kilimin daha sonra baskısı yapıldı. Böylelikle şu an Meksika'da bunu görebiliyoruz. Diğer kısım yani savaş sahnesi de aslında Avrupa'dan gelen bir baskıyı baz almış. Paravanın bu kısmına gerçekten bayılıyorum. Yine Japon geleneğinden kalma bir lake ayak var ama onun üzerinde açmış çiçeklerle birlikte çok yoğun botanik motifler var. Bu çerçeveyi oluşturup derine mükemmel manzaraya bakmamızı sağlıyorlar. Avlanma sahnesi manzarası ve itinayla çizilmiş fırça darbeleriyle bir tür göz ziyafeti gibi. Paravanın bu tarafına bakarken yeni dünyada olduğumuzu hatırlamak çok zor. Motifler Avrupalı gibi görünüyor. Aslında paravanın her iki tarafında da çok klasik unsurlar var. Mesela Rönesans'ta görülen ve eski Roma geleneğinden gelen yukarıda aslanların ağzında tuttuğu rölyef çiçek motifi. Ekranın bu kısmı savaş sahnesinden çok daha farklı bir seyirciye hitap edilmek üzere yapılmış. Savaş sahnesi Kral Naibi'nin misafirleri içinken bu kısım kadınlar tarafından ilgi görmüş olabilir. Bu kısım muhtemelen Kral Naibi'nin karısı ve arkadaşlarının bulunduğu sıcak çikolata içmek veya o dönemde çok yaygın olan sigara içmek için ve muhabbet etmek için toplandıkları odada olabilir. Kral Naibi'nin biyografisiyle ilgili ilginç bir nokta belirtmek istiyorum. Naib'in ilk karısı İspanya fethi sırasındaki Tenochtitlan Savaşı'nda ölen Aztek hükümdarı 2. Montezuma'nın soyundan geliyordu. Çok büyüleyici bir şey var burada. Eski kraliyet soyu fethedilen bölgelerde olsa da hala önemini koruyordu. Aslında bunu İspanyol Amerikanlarda görüyoruz. Soylarını hükümdarların soyuna kadar götürebilen insanlara diğer yerel halka verilmeyen ayrıcalıklar veriliyordu. Evet, çok karmaşık ve nesneleri tam olarak nereye koyacağımızı bilmek çok zor ama aynı zamanda heyecan verici.